Yani bu akşam özel tercih çok daha fazla. Tabii ki stüdyo konuğumuz Özcan Deniz. Bir saati geride bıraktık Özcan. Radyo dinlemenin en keyifli zamanı bence arabada, evet, eve doğru giderken. Aynen öyle. Şu anda zaten İstanbul'da özellikle trafikte olanlar bir hayli fazla. Şimdi bir sürü mesaj geliyor. İlgi alaka bir hayli fazla. Tatlı ses yazıp bir boşluk bırakıp 34-11'e gönderilen, Özcan Deniz'e gönderilen mesajlardaki soruları ben toparlayıp zaten Özcan'a yöneltiyorum. Şimdi Özcan, bu albümde ağırlığı olan isimlerden bir tanesi Neren Ünsal. Onun şarkılarına da yer vermişsin. Günay Çoban. Günay Çoban. Ama tabii ki şimdi beraber ikili olarak yazıyorlar, evet, şarkıları. Bir de senin şarkı sözü yazarlığı ve besteciliğin, hı-hı, var. Orada üç tane de benim, evet, şarkılarım var. İki tanesinin söz müziği bana ait. Bir tanesinin sözlerine ortağım. Şimdi burada... saçmalıyorum isimli şarkının sözleri. Ha. Bu sen misin? Kısmen, bütün erkekler aslında. Yani geçenlerde yemek yerken restoranda, ha, en sevdiğin, aha, çorba vardı masamızda. Kime yazdın onu? Bu aslında erkeklerle kadınlar arasında, yani erkeklerin kadınlara itirafı aslında. Direkt itirafı. Çünkü genelde oynar erkekler. Böyle değilmiş gibi yansıtır kendisini, kendi ruh halini. Ama erkekler maalesef, kadınların da bilmesi gereken bir şey bu, aşk acısını kadınlardan daha fazla yaşar. Ve bunu hayatından söküp atması daha belalı olur. Kadınlar gibi evde oturup atlatamaz. Daha dışarıya atar kendini, daha sarsıntılı atlatır. Ama günümüz, öyle bir adam günümüz Türkiye'sine kadınlar artık biten aşk sonrası pek kendilerini evlere asmıyorlar, kapatmıyorlar. Yaptıkları şey şu, ben de şöyle bir yorum katayım kendimce. Kadınlar şöyle yapıyorlar Özcan, hani biz erkekler gerçekten bir aşk yaşadıysak, bitmişse o aşk, gerçekten de acısını yok etmek hiç kolay değil. Değil, tabii ki. Biz acıyı çok uzun süreli yaşayabiliyoruz. Evet. Kendimizi kandırsak da o kaçamak ilişkilerde, onlar birer kandırmaca. Tabii, tabii zaten aşk acısı hani, bayağı güçlü. Onu da anlatıyorsun. Evet, evet. Ama kadınlar öyle değil. Ben çevremde ne kadınlar görüyorum. Büyük bir aşkın ardından çok kolay bir başkasına da aşık olabiliyorlar. Ve de bu çok uzun sürmüyor yani. Bu yani bir... erkeklerde de mevcut bir şey ama burada birbirini bozan insanlar var. Yani erkekler kadınları, kadınlar erkekleri bozuyor. En son ne zaman aşık oldun? En son... Bilmiyorum. Bilmiyorum deyince tabii ki. Peki, tamam, bilmiyorum, bilmiyorum. Bu aralar herhalde bir aşk var. Haydi, keşke olsun. Ya da yakında biten bir aşk var. Evet, tamam, aldım cevabı. Yakında bitmiş bir aşk. Peki, güzel. Son ilişkine dair şarkın var mı burada? Bu saçmalıyorum biraz son ilişki. Son ilişki. Saçmalamış mıydın gerçekten de? Evet, yani her erkek gibi ben de biraz saçmaladım, sonra kendime geldim. Güzel. Şimdi tabii ki Özcan, sen bir starsın sonuçta. Dışarıdan insanlar, bizi dinleyenler, senin hayranların ve kitleler baktıkları zaman star olarak algıladıklarında hiç insan ruhunu düşünmüyorlar starlarda. Anlatabiliyor muyum? Tanrısal bir yere koyuyorlar. Yani böyle bir yüceltme duygusu söz konusu. Ama sonuçta özünde yani yıldız da bir insan. İnsani duyguları var. Hani özetle sen de aşkta saçmalayabiliyorsun yani. Ya bir kere ben starlığı özel hayatımda kabul etmiyorum. Starlık benim... Hayır, mutlaka orası öyle. Orası muhakkak. Sunuş şekli. Abi dışarıdan kitlelerin bakış açısı, yani sanatçıyı koydukları yani, yerden söz ediyorum. Star zaten kendi içinde de uzak demek. Yıldız ulaşılamaz demek. Sana ulaşmak kolay mı? İnsanlar, yani şöyle söyleyeyim, benim yakın çevrem dışında kimse kimseye kolay ulaşamaz. Ama uzak olunca, onlardan uzak, insanlardan uzak, ulaşılamaz bir noktada durduğunuz zaman, o star etiketini üzerinize yapıştırdıkları zaman, siz yemek yemeyen, uyumayan, tuvalete bile gitmeyen, hatta ve hatta ağlamayan, acı tabii, çekmeyen, tabii, evet, teneke, ondan bahsediyorum aynen, evet, teneke kutu gibisiniz yani, her şekilde gülmek zorunda olan, her şekilde işinizin yaptığınız alanın dışında dahi işinizi yapmak zorunda olduğunuz, mesela komedyenseniz sürekli insanlar sizi gördüğünüzde onları güldürmek zorundasınız. Yani o an bir cenazeden geliyorsunuz ya da 5 dakika önce telefonda sevgilinizden ya da eşinizle kavga edip ayrılmış olmanızı düşünmüyor. Moraliniz bozuk olduğunda size havalı diyor direkt.
veyahut da resim çekmek istediğinde şu an istemiyorum deme şansınız yok. Belki de birkaç dakika önce bir ölüm haberi almışsınız, onu düşünmüyor. O yüzden sizin bir insan olduğunuzu, üzülebileceğinizi, sabahın saat 6'sında moralinizin bozuk olabileceğini, keyfinizin kaçık olabileceğini çok düşünmeden size yaklaşanlar var. Bunu biliyorum, bildiğim için de elimden geldiği kadar zaten en acılı anımda bile bunu yansıtmadan insanların karşısında durmaya çalışıyorum ama bazen tabii ki olmayabiliyor.